Şimdi kardeşler, mesaj geldiği için, o biraz uzun olduğu için ben onu değiştiremiyorum. İnşallah onu değiştireceğim. Konuyu baştan alalım. Allah-u Teala buyuruyor ki, sizi biz yarattık. Neden bizi tasdik etmiyorsunuz? Yani niye inanmıyorsunuz? Niye reddediyorsunuz? اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Meniye bir baksanıza diyor. O meniyi siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Ve şimdi bunun bilimsel açıklamasına geliyoruz kardeşler. Dedi ki sağlıklı bireylerde birleşmede 300 milyon sperm meydana geliyor. 300 milyon. 300 milyonda bir tanesi yumurtaya gidip dölleniyor. Şimdi o 300 milyonun içinde bizler, yani biz 300 milyonda birinci olmuşuz. Her birimiz. Bu şu anda canlı yayında dinleyenler de aynı şekilde yaratılmış olan insanların her biri 300 milyonda bir ihtimalle dünyaya gelmişler. Bunun dedi ki 3,5 milyonu hedefe doğru, yumurtaya doğru ilerlerken gerisini anne rahmi doğal koruma yollarıyla onu dışarı atıyor. Yani bu vücut hani mikroplara karşı nasıl kendini korumaya alıyorsa anne rahmi de spermlere karşı öyle bir duyarlı. Onları dışarı atarken bunlar da yumurtaya doğru gidiyor. Bu spermler. 300 milyonda 3,5 milyon yol alırken o 3,5 milyonun içinde de sadece bir tanesi yumurtaya yetişebiliyor. Şimdi o bir tanesi yetiştiği zaman bir de şu gerçek vardır. Hani biz şunu bilelim. Babaların, erkeklerin spermlerinde kız ve erkek tohumu var. Öyle diyeyim ki biz anlayalım. Kadınlarında ise, kadınların ise sadece kız var. Yani bazı mesela bizim bölgelerde erkekler diyor ki bu kadından erkek olmuyor. Ben başka bir kadın alayım da belki ondan erkek oğlum olur. Aslında erkek ve kız olma ihtimali kadının hiç alakalı değil. Kadının bunda hiçbir etkisi yok. Allah-u Teala bu iki değişik X ve Y kromozomunu erkeğe vermiş. Dolayısıyla kadın Allah-u Teala'nın da ayette belirttiği gibi sadece tarla. Yani o tarlaya erkeğin ekmiş olduğu tohum kız ve erkek ihtimali vardır. Kadının bunda hiçbir dahli yok. Bunu da böyle bir köşede tutalım. Şimdi o 300 milyonun içinde kaç yüz milyonu kız, kaç yüz milyonu erkek Allah bilir. Ondan sonra bunların o yolu, o merhaleyi giderken atlatmış olduğu badireler var. O badireler, o engeller var. Mesela bunu bir girin internete ya da bir doktora sorun. Size anlatsın. Böyle engelli koşu gibi yani. Engelli koşuları atlata atlata gidiyor. Diyelim yumurtaya yetişti. Bir tane sperm. Ötekiler hep söylüyor. O spermin bir tanesi yumurtaya yetiştiği zaman Allah'ın izniyle o yumurta onu kaplıyor. Etrafına bir salgı salgılıyor. Geride gelen spermlerin hepsi ölüyor. Yani gelse bile artık döllenmiyor. Şimdi diyelim ki burada o yumurta o salgıyı salgılamasa, yani kadının birisi 1000 tane mi çocuk doğurmuş olacak? En az diyelim yani. Öyle bir ihtimal var mı? Nasıl olacak? Bunlar bizim elimizde olan bir şeyler mi yani? Ve ondan sonra DNA var. DNA kadında da
Kadının yumurtasında da 23 tane var. Erkeğin sperminde de 23 tane var. O spermle yumurtanın birleşmesiyle birlikte insan DNA'sı meydana geliyor. O DNA zinciri 46 tane oluyor. Yani 23 takım. İlk birinci haftada o çocuk erkek mi, dişi mi, gözlerinin rengine kadar, teninin rengine kadar hepsi o DNA zincirinin içinde belli oluyor. Ve bu sadece tek hücre halinde meydana geliyor. Bunun ismine bilim dalında zigot diyorlar. Ondan sonra bu zigot ikiye bölünüyor. Ondan sonra bu ikiye bölünen zigot dörde bölünüyor, sekize bölünüyor. Ondan sonra yani iki hafta sonra et parçası gibi oluyor. Bununla ilgili bir de hadis var biliyorsunuz. Geçen gün okumuştuk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki her insan diyor anne karnında ilk 40 günde nutfedir. İkinci 40 günde alaka halini alır. Üçüncü 40 günde mudga halini alır. Bu üçüncü 40 günden sonra melek gelir ve bu kişiye eceli, kaderi, ondan sonra nasibini ve neydi dördüncüsü? Daha geçen gün okudum, internette de paylaştım ben onu. Ecelini, evet, ecelini böyle dört tane madde şeklinde o kişiye telkin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamında buyuruyor ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor kişinin yaşantısı cennet ehlinin yaşantısı gibi olsa da diyor cennete girmesine bir karış kala kader ona galip gelir ve o cehennemliklerin yaşayacağı bir yaşantıyı yaşamaya başlar ve sonuçta cehenneme gider. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki kişinin yaşantısı cennet ehlinin yaşantısı gibidir. Ancak cehennem ehlinin yaşantısı gibidir. Cehenneme girmesine bir karış kala kader ona galip gelir ve cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Sonuçta cennete gider. Yani 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu merhaleleri anlatıyor. Kur'an-ı Kerim yine üç karanlık evreden bahsediyor. Anne karnındaki çocuğun dünyaya geliş zamanına kadar üç evreden bahsediyor. Yani bunlar hepsi Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delilleridir. İşte Allah-u Teala bak bu kadar karmaşık, uzun bir yolda 300 milyonda bir ihtimal sen dünyaya gelmişsin de bunda senin dahlin ne ki? Allah-u Teala diyor ki onu biz yaratıyoruz diyoruz. Siz mi yaratıyorsunuz diyor. Yani bu iş sizin işiniz değil ki diyor. Felevla tusaddikun, niye tasdik etmiyorsunuz? E entüm tahlukunehu, bunu bu şekilde siz mi yaratıyorsunuz? Yani sen kimsin ki o 300 milyonda bir ihtimale denk getireceksin? Sen o işte diyelim ki dilim dönmüyor 2 milyon 999 tane yol arkadaşını diyelim orada sen geride bırakacaksın da sen gidip hedefe yetişeceksin.
Ondan sonra da geleceksin, büyüklük taslayacaksın, hakimiyet benim de diyeceksin, Allah'a kafa tutacaksın. Yani böyle bir şey olur mu diyoruz. Allah-u Teala bu şekilde açık bir delil ile اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Meniye baksana diyor. Sen oradan geldin diyor. Yani orada sen hiçbir şey değilken, sen pis bir şeyken, bir sudan ibaretken, benim iznimle, benim irademle, benim yaratmamla sen bu şekilde geldin. Senin gözlerin kahverengi oldu, senin gözlerin yeşil oldu, sen beyaz tenli oldun, kırmızı tenli oldun, siyah tenli oldun. Yani sen kimsin ki beni inkar ediyorsun? Beni tasdik etsene diyor Allah-u Teala. Sen hala akletmeyecek misin? Yine devam ediyor Allah-u Teala. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Biz yine takdir ediyoruz. Biz ölümü aranızda takdir ediyoruz. Bunun önüne geçebilir misiniz diyor. Hadi bakalım ölme. Ya da senin çok sevdiğin baban, annen, eşin, çocuğun ölüyor. Gözlerinin önünde can çekişiyor. Sen ne yapabilirsin ki? Bunun önüne geçebilir misin? Bunu biz yapıyoruz diyor, biz. Allah diyor ki, sen niye beni tasdik etmiyorsun? Niçin beni inkar ediyorsun? Neden hakimiyet kayıtsız, şartsız insanlarındır diyorsun? Millete veriyorsun. Neden diyorsun ki biz maymundan geldik? Neden evrim teorisine inanıyorsun? 300 milyonda bir ihtimal olur mu? Hepsi aynı mı olur? İki hücre birleşiyor, tek hücre oluyor. O da bölünerek, artık sayısını bilmiyorum, katrilyonlarca hücreden bir araya gelerek o DNA zinciriyle birlikte sen yaşamını sürdürüyorsun, görüyorsun. Bak senin gözün burada. Senin gözün ayaklarının altında çıksaydı ne olacaktı? Eğer ki iş sana kalsaydı. Sen uyurdun, uyuklardın, bir ara dalgınlığa gelirdin. Gözün hizasını burada yapacağına kulağına yapardın. Kulağı bu tarafa koyardın. Ne oldu? Bunlar hepsi tesadüf mü? Akletmeyecek misin? Eğer ki bunlar tesadüf diyorsan, o halde sizin aranızda biz ölümü yaratıyoruz, ölümü. Aranızdan istediğimizi alıyoruz. İstediğimizin hayatını devam ettiriyoruz. Kiminiz 100 yaşına geliyor, 120 yaşına geliyor, kimisi 2 yaşında ölüyor, kimisi doğar doğmaz bir hafta alırken ölüyor. Burada sizin gücünüz var mı? Bunu değiştirmeye güç mü yettirebiliyorsunuz? Bunu siz mi yapıyorsunuz? Yoksa Allah-u Teala diyor biz mi yapıyoruz? Evet. Ala en nubeddile emsalekum veyahut da sizin bir benzerinizi biz yaratıyoruz. Nahnu halaknakum diyor ya, işte oradan atıf devam ederek biz sizin de benzerinizi üzerinize yaratıyoruz. Ve nunşiyekum fi ma la ta'lemun veyahut da bazılarınızı tekrardan inşa etmek için. Hani neredeydi bu? İkinci sayfada vardı ya. İnnemâ İnnâ enşe'nâhünne inşâen fece'alnâhünne ebkâra. Biz ne yaptık? Tekrardan sizi inşa ettik. Nerede? Mahşer alanında. Yani daha cennete girmeden önce mahşer alanında herkes 33 yaşında. Piri fani olmuş, derisi buruşmuş, gözleri görmüyor,
gücü, kuvveti gitmiş, beli bükülmüş, o hal üzere ölmüş ama Allah-u Teala tekrar inşa ediyor. Hani buna da gücünüz yetiyor mu? İşte Allah-u Teala diyor ki اَلَا اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ sizin benzerlerinizi getirmek için. Yani sizi öldüreceğiz ki sizin benzerleriniz gelsin. Bir düşünsenize. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiçbir kimsenin ölmediğini düşünür. İnsanlar birbirini yerdi. İşte Allah-u Teala diyor ki biz sizin aranızda ölümü yarattık ki sizin yerinize başkalarını getirelim ve sizi de tekrar inşa edelim. Bizim buna gücümüz yetiyor. Bunun önüne geçebilir misiniz? Önüne geçebiliyorsanız geçin bakalım. Bizim çok sevdiğimiz, bakıyoruz, akrabamız, çocuğumuz, babamız, dayımız gözlerimizin önünde ölüyor. Ecel gelmiş. Ölüm meleği gelmiş, ruhu kabz ediyor. Gözler gitmiş. Belli yani gidiyor. Tut bakalım, nasıl tutacaksın? Kimin gücü yeter buna? İşte Allah-u Teala onları alıyor ki onların yerine bizden öncekileri öldürüyor ki onların yerine bizi getirmiş. Bizi de öldürecek ki bizden sonraki nesiller gelsin. Ve bizi tekrardan inşa edecek Allah-u Teala. Buna kimin gücü yeter? Kim bunun önüne geçebilir ki diyor Allah-u Teala. Nahnu bimesbuqin. Yani bizim önümüze kim geçebilir? Biz bunları yapıyoruz. Neden fi ma la ta'lemun? Neden bunlara inanmıyorsunuz? Neden bunları bilmiyorsunuz? Neden bunlara akletmiyorsunuz? Alime kökünden geliyor. Bilmek manasındadır. Laqad alimtumul neş'etel ula. Hani sizin önceki inşanızı hatırlıyor musunuz? Yemin olsun ki sizin ilk yaratılışınız var ya felevla tezekkerun. Niçin onu hatırlamıyorsunuz? Allah-u Teala ilkini nasıl yaratmıştı? Biraz önce saydığımız ilk değildi. O 300 milyon spermin gitmesi, orada birisinin başarması ve bizim dünyaya gelmemiz değil. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratması. Yani bir iki dakika bunu anlatayım. Böyle çok uzun 2-3 tane video yaptım zaten. Allah-u Teala topluyor cinleri ve melekleri. Diyor ki ben bir insan yaratacağım. Melekler diyor ki ya Rabbi diyor. Sen diyor biz seni tesbih ve takdis ederken yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Allah-u Teala diyor ki benim bildiğim bir şey var ki onu siz bilmiyorsunuz. Yani melekler bunu nereden biliyor? Meleklerde böyle bir irade yok. Çünkü insanlardan önce yeryüzünde cinler vardı, cin. Allah-u Teala cin tayfesine de irade vermiş. Onun için de onların da Müslümanları, kafirleri var. Hani bazı büyüklerimiz diyor ya, artık nereden duymuşlarsa, şeytan meleklerin imamı diyorlar ya, o doğrudur. Orada doğruluk payı var. Şeytan var ya işte şu büyük iblis, şu anda bütün Adem oğlunun düşmanı olan iblis var ya, o aslında Allah yolunda muvahhid birisi. Bir idareci, önder, komutandı.
yeryüzündeki cinler bozgunculuk yapıp fesat çıkarınca Allah-u Teala'ya yalvardı. Allah-u Teala iblisin emrine, yani bu şeytanın emrine, hani Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytan var ya, onun emrine melekleri verdi. Emrindeki meleklerle bozgunculuk yapan, kan döken, terör estiren cinleri öldürdü. Onun için büyüklerimizin söylediği doğru. İşte Allah-u Teala da, kısaca hemen böyle bir geçeyim, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor toprak aldırmaya. Dört büyük meleği sırayla gönderiyor, kimse gidip almıyor. Toprak diyor ki, hayır diyor, benden toprak alma diyor. Yemin billah ediyor, yalvarıyor. Benden toprak alma diyor, çünkü benden aldığın bir şey Allah'a isyan etmesin diyor. Cebrail Aleyhisselam almadan geri gidiyor. Ruhul Beyan tefsirinde böyle geçiyor. Ben o videoyu dinlerseniz orada delillerini söylemişim. Ondan sonra İsrafil Aleyhisselam geliyor, o da alamıyor. Ondan sonra Mikail Aleyhisselam geliyor, o da alamıyor. En sonunda ölüm meleği geliyor, o alıyor. Diyor ki, Allah bana emretmiş, ben bu toprağı senden alacağım. Yani senin söylemelerin boş diyor. İşte ölüm meleği, bazı kitaplarda ismi Azrail diye geçiyor. Dünyanın dört tarafından toprak alıyor. Kırmızı toprak alıyor, siyah toprak alıyor, sarı toprak alıyor, sert toprak alıyor, yumuşak toprak alıyor, kirli toprak alıyor. İşte bunun içinde insanların kimisi beyaz tenli, kimisi siyah tenli, kimisi sarı tenli, kimisinin tabiatı sert, kimisi yumuşak tabiatlı. Ve Adem Aleyhisselam'ı böyle yaratıyor. İşte sen ilk yaratılışını bilmiyor musun da ki kasıt bu yaratılış. Tabii o yaratılışı hemen ol demekle Allah-u Teala olur, oldurur ama yedi merhalede delilleriyle Adem Aleyhisselam'ı önce karıyor. Sonra çamur haline getiriyor. Sonra yakıyor. Ondan sonra İnsan şekline getiriyor, ondan sonra kendi nefesinden üflüyor Adem Aleyhisselam'a. Kendi nefesinden üflüyor, ondan sonra bütün kelimeleri öğretiyor. Meleklere diyor ki, sayın bakalım, hani siz beğenmiyordunuz ya, ben size yaratacağım dediğim zaman, eşyanın ismini sayın. Melekler diyorlar, tövbe ya Rabbi, haşa. Biz senin bize bildirdiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Adem Aleyhisselam'a söylüyor. Adem Aleyhisselam her şeyi sayıyor. Şimdi bu evrimcilere bakacak olursak, taş devrimi, cilalı taş devri, yontma taş devri, yani insanlar önce bir mağaradaymış, sonradan ateşi buldular. Halbuki Kur'an'a göre, hayat rehberimiz olan Kur'an'a göre Adem Aleyhisselam dünyaya gelen ilk insan zaten bütün bilgiye sahip. Yani dolayısıyla zaten baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın çocukları birisi çiftçi, birisi doktor mu? Yok, terzi mi? Ne işte öyle bir şey. Yani ilk zamandan beri zaten çiftçilik, doktorluk varmış zaten. Neden? Çünkü Allah-u Teala bu bilgiyi zaten vermiş bize. Kime vermiş? Adem Aleyhisselam'a vermiş. Onun vasıtasıyla hepsi bizde var. Ama biz ne yapıyoruz? Yan yatıyoruz. Biz yatıyoruz. Allah-u Teala da çalışana ilmi veriyor. Becerisini artırıyor. Onun için tabii bazen bizim de kafamıza takılmıyor değil. Mesela şimdi dünyada öyle yapılar var ki
Onu günümüzdeki teknolojiyle sen imar edemiyorsun. Mesela Mısır'daki piramitler, onu günümüzdeki teknolojiyle yapamıyorlar. Veyahut da Kur'an'da geçiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın sarayını getirme olayı. Nasıl oluyor? Hangi ilimden oluyor? Orada cin var, insan var, Allah'ın ilim verdiği. Hani Süleyman Aleyhisselam cinlere dökmediyor ya. Cin diyor ki, o uzun bir hikaye de oraya girmeyeceğim. Belkıs'ın sarayını diyor, senin yerinden kalkmadan ya Süleyman diyor, ben sana getiririm hemen. Allah'ın ilim verdiği kişi diyor ki, sen göz açıp kapayıncaya kadar ben getiririm diyor ve getiriyor. Yani tahminen 3000-3500 yıl önce bir saray komple Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna kaç bin kilometreden gelmiş. Sarayın kendisi. Sarayın kendisi veyahut da taht da olabilir. Yani Belkıs'ın tahtı. Yani sonuçta bir madde taşınmış yani. Göz açıp kapayıncaya kadar madde taşınmış. Nasıl getirmişler? Hangi ilimle getirmişler? Demek ki bu ilimler var. Allah-u Teala insanlar azdığı zaman, azgınlık gösterdiği zaman artık Nuh tufanıyla, artık kavimlerin helak olmasıyla birlikte tabi ilim de gidiyor. Bugünümüzdeki bu ilimi bir düşünelim. Diyelim hepimizin cebinde ne var? İnternet var. Biz canlı yayında buradan Amerika'yla da konuşuyoruz. Diyelim Asya'yla da konuşuyoruz. Afrika'yla da konuşuyoruz, değil mi? Evimizde elektriğimiz var, buzdolabımız var, televizyonumuz var. Sadece elektrik ortadan kalksa o alet edevatlar hepsi sıfır. Bütün teknoloji sıfıra iner. İşte böyle bir şeyler gelmiş demek ki insanoğlunun başına. İşte Allah-u Teala diyor ki burada sen ilk yaratılışını bir hatırlasana diyor. Neden akletmiyorsun? Neden düşünmüyorsun? Evet kardeşlerim, bugünkü dersi inşallah İnsanın yaratılışı olarak Allah-u Teala'nın meniyi yarattığını, menideki evreleri de yine Allah-u Teala'nın yarattığını, onu siz yaratmadınız, biz yarattık diyor. Yani diyelim ki karı koca birleşti. Ondan sonra orada ne oluyor, ne bitiyor? 9 ay boyunca kim kime hakim ki? Hepsi Allah'ın elinde olan bir şey değil mi? Bu onların elinde olan bir şey değil ki. Sonra yine Allah-u Teala devam ediyor. Bu sefer de tohumdan bahsediyor. Yani toprağa ekilen tohumdan bahsediyor ki onun da açıklamasını yapıyor. Allah izin verirse onu da biz haftaya işleyeceğiz. Evet, kardeşimiz iyi uyardı. Ben de şimdi iyice hatırladım. O Belkıs'ın sarayı değil, Belkıs'ın tahtıydı, evet. Hatta Belkıs annemiz diyelim, çünkü o Müslüman oldu, Süleyman Aleyhisselam'a iman etti. Geliyor kendi tahtını tanır gibi oluyor. Yani diyor bu taht burada ne arıyor diyor yani. Tabii orada yine bir incelik daha var. Süleyman Aleyhisselam'ın sarayı aşağısı billur, cam gibi, altında balıklar bile varmış. Orayı su zannediyor da eteğini kaldırıyor. Orasını su zannediyor Belkıs annemiz. Ondan sonra onun su olmadığını söylüyor Süleyman Aleyhisselam'a. Yani ben neye işaret etmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum? Teknolojinin geliştiğini, bu evrimciler var ya, bu cilalı taş devri, İşte yontma taş devri, işte ateşi buldular, insanlar mağaralardaydılar falan filan, hepsi hikaye. Bunlar çocuklarımızı kandırıyorlar. Bunların dediği gibi biz inanacak olursak o zaman ne olur?
Kur'an'ı inkar etmiş oluyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ı yaratırken bütün bilgiyi ona verdim. Zaten o alimdi. Siz de diyorsunuz ki ilk insan mağaradaydı. Hatta bazıları diyor ki maymundan gelmiş. Yani sizin babalarınız yani desek de gene olmaz ki, lafla da olmuyor. Çünkü yani onların babası da soyu Adem Aleyhisselam'a kadar dayanıyor. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyur kardeş. Bu kıssada insanın yaratılışını anlatırız yani. Ben bile daha geçen dönemlere kadar o meselede o tatlı getireni cin olarak aklımda kalmıştı. Evet. Ya yani hatta birkaç kişiye bir nazar eder ki yok ya dedim hani cinlerden bir ifritti. Yok abi dedi. Burada hani anlatılmak istenen aslında tabii getiren kişinin adı Asaf bin Berkıya isimli bir zat kendisi. Evet. Yani Allah Azze ve Celle kulu öyle bir yaratmış ki eşref-i mahluk. Yani cinlerin bizden ne kadar çok özelliği daha fazla. Yani göremeyişimiz, hızlı hareket etmeleri bizden çok daha uzun yaşayışları. Ama Allah Azze ve Celle dilerse seni cinlerden, meleklerden bile daha üstün bir pozisyonda Erleş ismi sıfatıyla, Erhan ismi sıfatıyla o noktaya getirebilir. Evet, Allah razı olsun. Kardeşimiz güzel bir şeye işaret etti. Diyor ki cinlerin diyor kabiliyeti, hareketi belki insanlardan daha hızlı olabilir ama Allah-u Teala insanları eşrefi mahluk olarak yaratmış. Dolayısıyla yaratılmışların en şereflisi insandır. Allah razı olsun. Allah-u Teala eşrefi mahluk olan bizleri bu sıfata, bu yaratma özelliğine göre yaşamayı nasip eylesin. Biz Allah-u Teala'nın istediği şekilde yaşadığımızda böyle alimler şöyle üç basamak söylüyor. Allah'a itaat ettiğimiz sürece en üst eşref-i mahluk. İtaat azaldığı zaman ortada hayvan. Bu hayvanın üstündeyiz. Bütün yaratılmışların üzerindeyiz. Ama Allah'a isyan ettik mi hayvanın da altına iniyoruz. Allah Celle Şanuhu bizleri muhafaza eylesin. Kendisine itaat eden kullardan eylesin. Hakkı hak olarak anlamayı nasip eylesin. Evet kardeşlerim, başka eklemek isteyen bir şey var mı? Kardeşlerimizden güzel şeyler geliyor. Evet, inşallah haftaya da Allah-u Teala'nın tohumu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiriyoruz diye yine bir meydan okuma var. İnşallah bu videoda elimizden geldiğince sperma'nın evrelerini, sperma'nın macerasını anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala bize onu örnek vermiş. Biz de gücümüz yettiğince onları anlatmaya çalıştık. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله